Uçakta gelirken gazetecilere açıklama yapıyor. Diyor ki, ya bunlar diyor asgari ücreti artır artır deyip duruyor diyor. Sırtlarında küfe yok ki bunların diyor. Daha yeni açıklaması. Tabii bu işe aldığı 1.600.000 kişinin asgari ücretle alakası yok. Kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde işe aldığı 1.600.000 kişinin asgari ücretle alakası yok. 1.600.000 kişinin her biri 1 Temmuz'da zam aldı. Hani mülakatla eleyerek kendine yakın olanlardan aldı, dolduruyor ya. Hepsi zam aldı 1 Temmuz'da. Ama iş asgari ücretliye gelince zam yok diyor. Sırtında bunların küfe yok diyor. Ya asgari ücreti devlet ödemiyor ki. Asgari ücret devletin bütçesinden, kasasından çıkan bir rakam değil ki. Asgari ücreti kim ödüyor? Asgari ücreti işveren ödüyor. Zaten sağduyulu bütün işverenlerimiz bizim 1 Temmuz'da gereken desteği çalışanına verdi. İmkanı olan, az çok para kazanan, işi iyi olan, ki şu anda salonda bazı işverenler kafa sallıyor. Ben anlıyorum onların 1 Temmuz'da fark verdiklerini. Çok Türkiye'de çok, ha. Ankara, İstanbul ayrı. Anadolu'ya bir git. Asgari ücrette çok çalışan var. Çok. Hele hele doğuya doğru git. Asgari ücreti bile alamayan çok insan var. Şimdi şu anda Türkiye'de gerçekten arkadaşlar büyük bir zulüm var. Ne zulümü? Sayın Erdoğan kendi eliyle yanlış tezlerini bastıra bastıra inat ede enflasyonu patlattı. Ama bu enflasyonun karşılığını asgari ücretliye vermedi, vermiyor. Şimdi diyecekler ki bazı iktisatçılar, ya Ali Babacan popülizm mi yapıyor diye. Bir dakika, orada durun ha. Öyle dışarıdan atıp tutmakla olmaz. Bu Ali Babacan tam 11 sene bu ülkenin ekonomisinin başında oldu. Neymiş? Ücretleri artırırsan enflasyon artarmış. Ya adam zor geçiniyor ya. Sen yoksulun kesesinden alarak, yoksulu daha da yoksul yaparak abad olamazsın. Bu ülkenin ekonomisini düzeltemezsiniz. En zor krizlerde dahi, iki tane krizden biz bu ülkeyi çıkarttık, iki krizden. En zor kriz dönemlerinde dahi asgari ücretli de, emekli de en az enflasyon kadar zam almıştır. Hatta üzerine bir de refah payı almıştır bizim dönemimizde. Böyle 1 Temmuz'u pas geçelim. Böylece de ekonomi düzeltelim. Böyle bir şey yok. O teoristlere dışarıdan bakıp da bu ülkede enflasyon şöyledir, böyledir diyenlere sesleniyorum ha. Bu ülkede 34 yıllık enflasyonu 2 yılda tek haneye indiren ekibin başındaki kişi olarak sesleniyorum. Yoksulun ahını alarak bu ülkenin ekonomisini düzeltemezsiniz. Böyle bir şey yok. Onun için kendinize gelin. Ben ne yapıyorum diye bir düşünün ya.